Değerli arkadaşlar, her şeyden önce Ünye yaşanabilir bir şehir. Gerçekten baktığınızda ülkemizin en güzel coğrafyalarından bir tanesinde yaşamanın hazzını yaşıyoruz. Tabii ki bu kadim şehirde, bu güzel şehirde yaşamanın en güzel unsuru da insanların birbirleriyle olan bağlılığı, insanların birbirine olan sadakati. Özellikle son dönemde bu insanlar arasındaki samimiyetin ve hazzın ne kadar güzel sonuç verdiğini hep birlikte gördük, hep birlikte şahit oluyoruz. Özellikle son dönemde baktığınızda Cumhur İttifakı ortağımız, yerel yöneticimiz, mülki idare amirimiz ve siyasetçilerimizle hakikaten çok güzel çalışmalara hep birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde yapacağımız açılışlarla inşallah bunları da taşlandıracağız. Biz özellikle yapmış olduğumuz ziyaretlerde Sayın Kaymakamımızın son dönemde pandemi sürecinde Ünye'deki alınacak önlemlerle ve tedbirlerle ilgili ne kadar gayretkeş bir şekilde çalıştığına şahit olduk, şahitlik ettik. Bugün baktığınızda büyük ölçekli ilçelerde hakikaten pandemide COVID vakasına rastlanan en düşük ilçe Ünye, büyük ölçekli ilçeler arasında. Bu da tabii ki insana ve insanlığa hakikaten de önem verdiğinin bir göstergesidir. Geçen yıldan da itibaren baktığımızda özellikle sosyal destek kapsamında insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında en ücra köşelere kadar gıda yardımından ve sosyal desteklerden tutun, bütün ihtiyaçların giderilmesi hususunda çok güzel ve çok önemli bir görev adettiğini ekibiyle beraber bunları gördük, bunlara şahit olduk. Ünye'de de kamu yatırımları anlamında baktığınızda spor yatırımlarından tutun, eğitim yatırımlarından tutun, sağlık yatırımlarından tutun, bu bahsetmiş olduğum Ünye'deki huzuru tesis eden yöneticiler ve mülki idare amirimiz Sayın Kaymakamımızla gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya koyduk. Özellikle önümüzdeki yıl tekli öğretime geçilmesiyle ilgili, diğer taraftan sağlıkla ilgili yapılacak olan verem savaş dispanserleri, 112'ler ve aile sağlığı merkezleriyle birlikte son dönemde kazandırılan spor tesisleri ve en önemlisi arkadaşlar yine hep birlikte şahitlik etmiş olduğumuz Ünye Organize Sanayi Bölgesi. Sayın Kaymakamımızın ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımızın, iş adamlarımızın, Ünye'mizin tamamının çok ciddi etkisinin ve katkısının olduğunu ben yenilemek istiyorum. Hakikaten Ünye OSB arkadaşlar çok kolay bir kazanım değildir. Burada ilk ateşi yakan, ilk lokomotifi hakikaten harekete geçiren Sayın Kaymakamımız olduğunu herkes bilir. Çünkü burada gerçekten iş adamlarımızla devletimiz bütünleşmiş, ortaya çok ciddi bir sonuç konulmuştur. Siyasetle bürokrasinin hakikaten de kol kola çalışma yapmış olduğu bir sonucun en somut göstergesidir arkadaşlar Ünye Organize Sanayi Bölgesi. O nedenle inşallah önümüzdeki ay içerisinde hem Ünye Organize Sanayi Bölgemiz olsun, hem üniversitemiz olsun, hem Ünye Belediye'mizin, yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu çalışmalar olsun, bunların tohumunu artık toplamaya başlayacağız. Bu konuyla ilgili de değerli siyasetçilerimiz, değerli büyüklerimiz inşallah Ünye'ye gelerek temel atma törenleri ve bir takım ziyaretler gerçekleştirilecek ve gerçekleştireceğiz. O nedenle Ünye'de kamu yatırımlarının kazandırılması, kamu yatırımlarının kazandırılmasından ziyade en verimli şekilde istifade edilmesi anlamında bizlerle gerek bir belediye başkanı gibi, gerek bir ilçe başkanı gibi, gerek salt bir vatandaş gibi mülki idare amirimizle, arkadaşlarımızla gerçekten istişare yaparak güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde de daha güzel çalışmaları hep birlikte hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben Sayın Kaymakamımıza ve değerli ilçe başkanı arkadaşıma ve emeği geçen herkese Ünye'de yapılan bu hizmetleri taşlandırma noktasında gayret göstermelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza da hasreten Ünye'de yine kamu yatırımları ve az önce bahsetmiş olduğumuz yatırımlar noktasında da azami gayretinden dolayı da
hasreten şükranlarımı arz etmek istiyorum. Biz de Cumhur Ortağımızla birlikte Ünye'de yapılmış olan projelerde her daim ön ayak olan Sayın Kaymakamımıza bir teşekkür, bir nezaket ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bu bağlamda yapmış olduğumuz bir ziyarettir. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Bir şehirde birliktelik ve beraberlik nedenli, kuvvetli ve güçlü bağlarla sağlanırsa yaşamış olduğumuz o şehirde olumlu kazanımlar elde ederiz. Aksi takdirde gerek şehrimiz, gerek şehrimizde hayatlarını idame ettiren vatandaşlarımız ortaya atılan nifak tohumlarından etkilenerek olumsuz bir hayat şartı sunmak durumunda kalırlar. Bizler de söylenen olumsuz söylemleri bertaraf edebilmek adına gerek Cumhur Ortağımız AK Parti ilçe başkanımız, gerek siyasilerimiz, gerekse Kaymakam Sayın Kaymakam Bey'imizle beraber bu olumsuzlukları ortadan bertaraf edeceğimizin de istişarelerini bir nevi yapmış olduk. Bu bağlamda birlikteliğimize, beraberliğimize helal getirecek, halel getirecek, onlara ket vuracak her olumsuz söylemden, fiiliyattan ve davranıştan uzak durmaya gayret göstereceğiz. Ve her kim bu birlikteliği bozma gayreti içerisinde bulunursa da Cumhur Ortağımızla birlikte karşısında bizleri bulacaklarından emin olabilirler. Bugün Ünye'mizin vitrine haline gelecek her projede ön ayak olmuş, gerçekten fitili ilk ateşleyenlerden olmuş Sayın Kaymakamımıza da sizlerin nezdinde tüm vatandaşlarımızın adına ben şahsım ve partim adına da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben Fatih İstiyoruz. Bugün devlet memurluğunda, siyasette, meslek odaları da herkes kamuya hizmet için, vatandaşımıza hizmet etmek için bu işi yaparız. Konumumuz seçilmiştir, atanmıştır. Bunlar teferruattır. Amaç birlikteliğidir, hedef birlikteliğidir. İnsanların oralı olması, buralı olması, adının Hasan Hüseyin olması değil, vatan aşkıyla, hizmet aşkıyla, somut olarak uygulamalarıyla hizmetleri ortaya koyabilecek bir davranış ve irade ile işini yürütmesi gerekir. Bizler söz konusu vatandaşımızsa, söz konusu hizmetse hiçbir zaman hiçbir sorumluluktan, hiçbir riskten kaçmadık, kaçılmadık, kaçınmayacağız da. Ben sen davasına girmeden ne kadar biz olabilirsek olumsuzluklarda, zor süreçlerde, kötü sonuçlarda sorumluluk alabilirsek, nimetleri ve güzel neticeleri ben değil, biz diyebilerek herkese hakça hakkını teslim edebilirsek, inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetlere Ünye olarak imza atacağız. Biz yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla, siyasetimizle, mesai arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla, özel sektörle, kamu sektörle hep beraber yaptık. Biz olarak yaptık, biz olarak yapacağız. Bundan sonra da daha güzel işleri inşallah bu anlayışla, bu duruş ve samimiyetle bizler gerçekleştireceğiz. Sen ben davasına girdiğimizde bunun kazananı yoktur. Biz dediğimiz ölçüde kendi nefsimiz, şahsımızdan ziyade hizmeti ve geneli öncelediğimiz ölçüde
hem başarılı olmamız daha kolay olacak, hem de alacağımız haz ve manevi tatmin çok daha üst seviyelerde olacaktır. Bu işlemlere, hizmetlere bugüne kadar organize sanayi bölgesiyle ilgili somut olarak ifade etmek gerekirse, benim söylemem belki çok yerinde olmayacak ama hiçbir memurun altına imza atmayacağı ve almayacağı riski alarak Ünye'mizin OSB'sinin bu aşamaya gelmesine vesile olmak nasip oldu. Bizler ayın sonunu düşünsek, hesabımız sadece ayı doldurmak olsa böyle bir riski hiçbir şekilde üstlenmez. Teşekkür beklemedik. Takdir beklemedik. İltifat beklemedik. Helal hoş olsun Ünye'mize de, milletimize de. Her zaman hizmette önde olma noktasında hiçbir çekimselik göstermedik, göstermeyeceğiz. Ama bunun tam zıttı olarak da hak etmediğimiz ve yakışık almayan ifadelerle muhatap almamızı doğru bulmuyorum. Bu polemiklere de girmeyeceğim ama biz bunlarla küsüp, efendim gocunup hizmette duraksayacağız değil, aksine daha da motive olarak Ünye'mize dün olduğu gibi siyasetimizde, seçilmişlerimizde, atanmışlarımızda, tüm meslek odalarımızda beraber hizmet etmeye devam edeceğiz.